Herkese merhaba. Apoz yurt dışı at yarış tahminleri kanalıma hoş geldiniz. İngiltere Wolverhampton yarışlarında tahminlerimi paylaşacağım. Tahminlerimi bitirince yedili plase ve altılı ganyan şablonumu sizlere sunacağım. Yedili plase saat 15.40'da başlayacak. Altılı ganyan 16.10'da başlayacak. Tüm koşuların tapeta pistte olduğunu söyledikten sonra yedili plasenin başlayacağı birinci koşu ile başlayalım. 1440 metrede 2 yaşlı taylar mücadele edecek. İlk şans verdiğim tay 10 numaralı Robbie Roger. Favori olarak koştuğu 2 koşudan sonra el değiştirin bu tayın bugün için daha hazırlıklı koşacağını düşünüyorum. İlk şansı ona veriyorum. Diğer koşu görmüş taylar beklentilerin altında koştuğundan bu koşu ile yarış hayatlarını başlayacak olan 2 numaralı Arch Namara ve 1 numaralı Asseiri sonraki şans verdiğim isimler. Çin pistte klas 4 koşan 7 numaralı Jat Mahal daha sonraki şans verdiğim isimdir. 3 numaralı Chris Afgan Anatomik ve 12 numaralı Brown Mouse da mücadeleye katılabilecek diğer isimlerdir. Bölünmüş meydanın ikinci ayağı olan ikinci koşu klas 5 sınıfında olacak. 3 yarışında Çin pistte son 2 yarışını klas 4 koşan 2 numaralı Dark Swan Song günün bankosudur. Adam Kirby ile rahat kazanacağını düşünüyorum. Üçüncü koşu 1020 metrede yine 2 yaşlı taylara ait klas 5 sınıfında bir koşu. Seri stile sahip 6 numaralı tay Exclusive Time koşunun büyük favorisi. Ben bugün de maiden'dan çıkamayacağını düşünüyorum. Yanına 4 tay önereceğim. 3 koşusunda Çin pistte koşan 7 numaralı Megan Sighting klas 3 koşuda 9. olan 3 numaralı Henry Hawk, 9 numaralı Şimay ve 10 numaralı Sparkit diğer şanslı gördüğüm taylar. 4. koşu 1740 metrede yapılacak. 6 numaralı Bella Sally tüm koşularını Çin pistte koştu. Kum pistte daha iyi koşmasını beklememe rağmen aldığı düşük handikap puanı beni şüpheye düşürüyor. Onun için rakiplerini yazmakta fayda var. Rakipleri sırasıyla 3 numaralı Sunrising, 9 numaralı Vauxhall, 5 numaralı Melos ve 4 numaralı Smarter Fly'dır. Beşinci koşu 1900 metrede 3 ve yukarı yaşlı atlara ait klas 3 yarış. Sürpriz olabileceğini düşündüğüm bir ayak. 2 atla geçmeye çalışacağım. İlk kez kuma çıkacak olan 2 numaralı Albaros 173 gün aradan sonra koştuğu koşuda yakın ara 3. oldu. Benim ilk atım olacak. İkinci şans vereceğim at da 247 gündür koşmayan Rose Ryan'ın idaresindeki 5 numaralı Apex Kings olacak. 1900 metre mesafeli günün 6. koşusunu son ayağı fazla at yazabilmek için 3 atla geçmeye çalışacağım. İlk şans verdiğim isim Natalie orijinli 6 numara Resumption olacak. Sonra 370 günlük uzun bir ara vermiş olsa da yurt dışı bahis oranı düşük olan 13 numaralı Umhurer olacak. Son olarak da yarış hayatına bu koşu ile başlayacak olan 12 numaralı Greg Flam'dır. Günün 7. ve son koşusu Apprentice'lere ait 2450 metrede yapılacak bir koşu. Apranti koşularında favori atın gelme olasılığı yüksek olsa da İngiltere
koşullarında genelde son ayaklarda sürprizle bitiyor. Tuttuğunuz atı yazmanızı öneririm. Ben sırasıyla 8 numara Bonnilet, 9 numaralı Ajaya, 3 numaralı Thunder Flash, 12 numaralı Grand Pinalo, 11 numaralı Thornton Care, 2 numaralı True Romance ve 4 numaralı Cafe Sydney diye düşünüyorum. Yedili plase ve altılı ganyan şablonum şöyle olacak. Yedili plasede birinci koşu 2.10, ikinci koşu 2.11, üçüncü koşu 6, dördüncü koşu 3, beşinci koşu hepsi, altıncı koşu 6, yedinci koşu 3, 8, 9, 10, 11. Altılı ganyanım ise ilk ayak 2 tek, ikinci ayak 7, 6, 3, 9, 10, üçüncü ayak 6, 3, 9, 5, 4, dördüncü ayak 2 ve 5, beşinci ayak 6, 13, 12, altıncı ayak 8, 9, 3, 12, 11, 2, 4. Şablonum bu şekildedir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şanslı kalın.